Çaylar geldi. Yaşa Zeynep. Kuzen senden birkaç alıntı daha yazdım. Bunları inşallah gelecek jenerasyonlara aktaracağız bir ara. Abicim konuya gelelim. Ne yapıyoruz şimdi? Nereden başlayacağız? Klinik işi sende. Yarın sabaha kadar halletmen lazım. Tamam abi. Bu Hürberk'i akıl hastası olduğuna ikna ettiğimiz gün, yani yarın finali klinikte yapıyoruz. O zaman bizim adamı deli olduğuna inandırmamız için bir günümüz var. Sana ne oluyor? Sen hastasın, sen dinlenmen lazım. Yok artık, ne demek sen hastasın, dinlen. Ay yani ben son tezgaha katılmayacağım mı? Kando abi. Tamam ama kendini fazla yorma. Tamam abi, küçük küçük. Tamam, şimdi beyler, Yaren burada dinlenirken biz de gidiyoruz, hadi. Ben Yaren'le kalabilirim. Yok. Yani yok, gerek yok, ben kalırım. Aman canım, sen sonra kaçıttırıyorsun. Bir planımız var mı bizim bu adamı delirtmek için? Bahadır. Delilik bizim işimiz. Çünkü... Ben hala deliyim. Hala sevdalı. Beyler, goy goy dozaj. Peki abi, bu sevda bir anda bitebilir mi? Gerçekler yalana dönebilir mi? Benim harika bir delilik fikrim var. Bakın anlatıyorum şimdi. Yenge, ben var ya bu modellerin hepsini yapabiliyorum. Of, maşuka bak, saç işi kolay iş değil. Millet gelecek sana başını emanet edecek. Sen de yolunmuş tavuğa çevireceksin onları, olur mu? Olmaz. Yenge, gittin dün amcamın ruhundan izin istedin çalışmak için. Servet amca da destek vermiş sana dün. Daha neye inanmıyorsun ya, neye? Tamam, ben sana dükkanda yardım ederim, etmem demiyorum. Ama bak saç işi ince iş diyor, maşuka biz beceremeyiz onu. Ben bu yaştan sonra mahalledeki kadınları rezil mi olayım? Aa, okey. İnanmıyorsun yani Lady Şehri, öyle mi Lady Şehri? O zaman biz bütün mahallenin kadınlarını çağıracağız ve deneyeceğim. Eğer onlar memnun kalırsalar, gideceğiz o dükkanı açacağız yenge. Ya adam haber bekliyor bizden, haber bekliyor. Maşuk evin ortasında olacak şey mi o canım? Ona alet lazım, edevat lazım, bir şey lazım. Olmaz. Come on Şehri. Come on. Maşuka bakma öyle bana ya. Hadi sende akıl yok anladık da ben niye senin aklına uyuyorum? Rahmetli annem akıl gel takıl derdi. Çünkü sen hepimizin anasısın yenge. Ben şimdi Fatmiş'e haber vereyim, bütün kadınları toplasın. Yenge, biz tutacağız o dükkanı, kuaför açacağız. Vay be! Öpeceğim. Helal olsun kuzen. Vallahi son zamanlarda duyduğum en güzel plan. Kardeşleri, vallahi benimki diye söylemiyorum. Kafası acayip basar böyle tezgah işlerine. Yani var ya, tutarsa efsane bir tezgah olacak. Yani biraz deneysel bir plan ama göreceğiz artık bakalım. Hadi ne bekliyoruz, ha? İyi abi. Ben o zaman Tuncay'la klinik işini hallediyorum. Biraz başım ağrıyacak ama olsun. Hadi Carlos, bu çıkalım abiciğim. Hadi. Bana bak, sende bir şey olursa haber ver. Doktora götüreyim, hastaneye çağırayım mı sana? Ay abartma oğlum. Kız kardeşimle oturacağız işte. Tamam. Kızlar bana bakın. Bunu kaçırttırmayın bu defa, ha. Tamam. Ben yerden olacağım, sen de dikkatli ol, tamam mı? Olurum, olurum. Siz de kapınızı kilitleyin, güzel güzel oturun burada, tamam mı? Tamam. Ferdi, atkını unutma. Dışarısı çok soğuk. Ferdi, hadi oğlum seni de atalım bir yere. Geliyorum abi, geliyorum. Ben kendim gideyim de yolunuz ters olmasın. Soğukmuş. Sana ne ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?